aramıza alalım. Gel ortaya sen gel. Tamam. Tamam sana vereceğiz. Sana vereceğiz. Sana vereceğiz. Sana vereceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. İşlem abi İstanbul'a kazandırmak istiyorum. Özel bir anı aslında bu, genel başkanım. Bunun bir hatırası da var. Samsun'a beraber gitmiştik hatırlarsanız. Bir genç bir ressam ve resim yapmak istiyorum. Önümü kesti. İlkokul mezunu. Ve biz onu davet ettik. Bu 23 Haziran seçiminden önce Şişli'de bir sergisini açtık. Sergisini açtıktan sonra orada da hatta satılmayan resmi de kalmadı. İlkokul mezunu, kara kalem çalışan bir kardeşimiz ama muazzam yetenekli birisi. Ve dedi ki, kağıdım bu kadardı, yoksa herkesi çizecektim, çizemediklerimi affetsin dedi. Yani özellikle 31 Mart, benim için hala 31 Mart geçerli dedi, onu da söyleyeyim. Böyle bir tablo çalıştı, bu onun kendi kalemi. 39 belediye başkanı bizim belediye başkanımız. Seçim bitti ve artık hepimiz millete hizmet ediyoruz. Dolayısıyla ben her gittiğim ilçeye ya da bir mahalleye gittiğimde o mahallenin muhtarına ve o ilçenin belediye başkanına haber vereceğim ve onlarla beraber saha gezisi istediğimi. Kendisi uzun bir çabanın sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ikinci kez. Uzun bir çaba diyorum. Gerçekten de yorucu bir çabaydı. Ama Ekrem Başkan kararlıydı. Azimliydi, dirençliydi, güçlüydü, gençti, dinamikti. Alacağım dedi, aldı. Benim için çok önemli, duygularla dolu bir an olduğunu özellikle belirtmek isterim. Elbette bir insanın böyle bir makama gelirken yola çıkışında çok önemli süreçler vardır. Ben yaklaşık 10 yıllık siyasi yaşamım, 5 yıla yakın ilçe başkanlığı, 5 yıl belediye başkanlığı Beylikdüzü'nde ve sonrasında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız gerçekleşti. Bu sürecin hemen hemen tamamını, sadece ilk 6 ayı Sayın Deniz Baykal Genel Başkanımızdı. Sonrasında tamamını çok değerli Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşamış birisi. Özgüvenle geldi. Çünkü Ekrem Başkan'a güveniyordu. Çünkü bir belediye başkanlığından geliyordu. Herhangi bir yerden gelmiyordu. Belediye başkanı iken karşılaştığı sorunları nasıl çözdüğü konusunda da düşüncelerim vardı, fikirlerim vardı, uygulamaları vardı. Bunları gördüm ve bunların tanığı oldum. Şimdi daha büyük bir kitleyi kucaklayacak. Yani 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, bir kenti kucaklayacak. Tarihiyle, coğrafyasıyla, boğazıyla, güzellikleriyle, insanlarıyla, 80 ilin büyük bir özlemle beklediğim İstanbul'la. Dolayısıyla bu çerçevede sorunları çözecektir. Gelişim keyifli ve özgüvenli oldu. O nedenle kahvede büyük bir keyif yemiştik. İnşallah başarılı olacaktır. Bundan %100 eminim.